Arkadaşlar hoş geldiniz. Batuhan Güneş ben. Bugün bir aqua shop'a girdik. Yani burası hobihane gibi. Kurulu setup'lar var. Genel kısa videolar çekeceğim. Yine YouTube'a yükleyeceğim. Belçika'dayız arkadaşlar. İzlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Bir kusurumuz olursa affola. Burada enteresan canlılar var. Balon Afrika zebraları. Kolisalar. Tanklar bitkili kurulmuş. Çeşitli salyangoz türleri var. Ya hobihane konseptinde arkadaşlar. Shop konseptinde değil de hobihane konseptinde bir yer. Dikkatimi çeken zebraların yanında canlı doğuranlar var sürekli. Yani zebra agresif bir tür. Ama bunların yanında örneğin entler var. Platiler var. Lepistesler var. Burada da aynı şekilde. Burada sadece zebralar varmış. Ha, birkaç tane de zebra tetralar var. Burada kolisalar var, zebralar var. Devam edelim. Şöyle güzel bir karides setup'u var arkadaşlar. Karides ve cüce tetralar. Şöyle. Aynı zamanda da bunlar burada üretiliyormuş. Yani sürekli tedarik şey yapmıyorlarmış, ithalat yapmıyorlarmış. Yani bunlar mesela üretim canlılar, balon zebralar. Afrikan zebra cikletler. Pardon, Amerikan zebra ciklet bunlar ya, Afrikan değil. Öyle üretim yapıyorlarmış arkadaşlar. Green Jade mi o? Evet. Böyle dönelim. Melekler var. Çeşitli çöpçüler var Amerika'dan. Burada Japonlar var. Kuyiler var. Çeşitli setuplar var arkadaşlar. Dükkan bayağı büyük. Raf yok. Cama cam kurulum. Bu şekilde. Piranalar var. Arkadaşlar atakta. Şurası çok güzel. Cam balıkları var. Sanglovlar, mavi neonlar. Çok da enteresan yani. Burada platiler var. Yine gupiler var. Melekler. Yine teta türleri. İnci gövdeler. İnci gövde gurami. Görkem. Akşam konuştuk. Bugün balıklar karşıma çıktı. Fiyatı ne kadarmış? 11 euro arkadaşlar. İnci gövde gromi 11 euro. Kardinal neonlar var. Kardinal neonların 10 tanesi 22 euroymuş. Bu setupta kardinal neonlar ve inci tetra şey inci gövde şeyler var. Gromiler var. Platinum white. Trio olarak 7 euroymuş arkadaşlar. İki dişi bir erkek. Oba, inci gövde Japonlar. Bugün inci gövdelerden gidiyoruz. Arkadaşlar bunlar da Türkiye'de şu an bulunmayan türlerden inci gövde. Bunların da alıp üretimini yapmayı düşünüyorum ama şu an kurulu düzen yok. Yani sabit düzen yok. Avrupa'dayım. İnşallah Türkiye'ye döndüğümüzde özellikle inci gövde olarak üretim düşünüyorum. Burası yine tetra türleri. Büyük bir siye var. Siye mesela. Panda çöpçüler, kordaraslar. Burası sanırım bunlar gökkuşağı. Yok, Kongo tetremiş arkadaşlar. Büyük boy damızlık. Show boy Kongo tetremiş. Setuplar güzel. Ramirezler var burada. Burası boş. Bu şekilde gupiler. Tül kuyruk Japon. Oscar'lar var, astronotlar. Tiger Oscar. Altta da bir takım var. Ellemeyin yazmışlar. Sanırım bu balıklar kapıyor. Şurada rançular var. Çeşit bol arkadaşlar. Normal bir pet shop dükkanı gibi değil. Aqua shop burası. Hem de arkadaşımız Asyalı. Sahibi Asyalı. Vietnamlı. Yani bu kültürü yaşıyor. Güzel rançular var arkadaşlar. Sırtında kamburu olmayan. Bakın dikkatli bakın. Rançularda hata sırtında kamburu oluşmasıdır. Örneğin şu balık. Şu balığın sırtında hayalet yüzgeç var, sırt yüzgeci. Ama şu balıkta yok. Önemli olan bunların kavislerinin pürüzsüz olması. Yeşiller muazzam. Yeşiller genelde kaliteli oluyor zaten ama yeşil renk tutulmuyor. Yani çalışma hayvanı veya damızlık hayvanı değil. Şöyle. Oba. Arowana. Güzel bir Arowana var. İçten samplı bir tank. Bir aktif akvaryumlar arkadaşlar bunlar şu an. Yani oturmuş düzen. Böyle inci gövde şeyler var. Melekler.
Aşağıda yine damızlık diskus tankları var. İçleri boş şu an. Aranan türler. Burada sanırım Çin ejderleri var arkadaşlar. Yani diskus tanklarında büyük çöpçü türü olarak kullanılıyor. Çin ejderi. Burada Tanganyika Malawi cikletleri. Kaligolar var. Sarı prensesler var. Teleskop. Kaliteli, çok kaliteli olmasa teleskop. Diskuslar. Yine güzel bir tetra tankı. Güzel bir görünüm. Oturmuş düzende balık çok şahane oluyor. Arkadan sump bu tankların hepsi. Şurada sump olayı gözüküyor. Arkadaşımız temizlik yapıyor. Personel olarak çalışıyor. Diskuslar, Japonlar. Severum sanki. Gold değil de normali. Severum'un gold'u da burada. Bunlar da diskus uyumlu balıklar olarak gözüküyor. Amerikan cikletlerden. Ufaklıklar burada. Zebra ciklet kolonileri. Kardinal neon ve mavi neondan hariç şöyle bir balık gördüm. Sanırım damızlık neon bunlar. Yani ilk defa böyle somon gibi arkasının düz kırmızı olanını görüyorum. Amano karidesler var arada. Amano şirin. Şu şekilde. Bunlar alk öğütücüsü. Yani yosun canavarı. Bonjour. Enteresan bir durum. Guppy and goldfish. Su üstü bitkileri var. Güzel. Bakalım. Beta olarak çok çeşitliliğe rastlamadım. Genelde tül kuyruklarla crow tail'lar var. Paket canlıları. Burada damızlık diskuslar var. Yine damızlık balıklar. Dişi betalar. Tül kuyrukların dişleri arkadaşlar. Bunlar dişi beta. Mix renk olarak 7 euroymuş. Burada gold vatozlar var. Normal bizim bildiğimiz vatozun, benekli vatozun gold'u var. Burada büyükleri var vesaire. Yine Gromy serisi. Öpüşen Gromy diyeceğim ama değil. Yine şeylerden. Amerikan zebra cikletlerinin albinosu, beyazı. Mavi Gromy'ler, gün ışığı Gromy'ler. Bu şekilde tetralar. Opa. Türkiye'de fenomen olan canlılar. Axolotl. Axolotl, axolot, artık neyse. Semender arkadaşlar işte. Güzel white türleri var. Fiyatı bayağı yüksek. Fiyatı bayağı yüksek. Kaç tane var şu an? Bir. Uzuvları sağlam. Onları da kontrol edelim. Evet, uzuvları sağlam. Uzuvları sağlam. Arkada bir beyaz var, albino. Kırmızı gözlü. Bir beyazımız burada var. Bir yeşilimiz burada var. Toplamda 5 tane. Devam edelim. Evet. Öpüşen Gromy sanırım bu. Bu balığın ilk büyüğünü daha önce görmedim. Hani listelerde, mağazalarda adını duydum ama büyüğünü görmedim. Sanırım öpüşen Gromy bu. Evet. Aynen öyle. Öpüşüyor arkadaşlar bu. Yalnızlık çeken dostlarımıza tavsiye edilir. Yine betalarda crow tail'lar var. Çok enteresan canlılar yok. İsterseniz balık bölümünden bir çıkalım. Burası hazırlama standı. Balık bölümünden çıkalım, genel mağazaya bakalım. Kuyiler. Havuz Japonları. Çok kaliteli değiller. Bitki çeşitliliği değil. Afrikan zebra ciklet. Kuyiler. Havuz Japonları. Son olarak kaplumbağalar. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.